Mehmet Eymür'ün MİT kontrterörün başında olduğu zamanlara bakıldığında işkence dönemlerinin ismi çok geçiyor. Bugüne yansıyan hangi etkileri olabilir kozmik odanın açılmasının? Şimdi susurluk, aydınlatılamayan, anlaşılmakta zorlanan, 11 Eylül'den 40 gün önce görevde olduğunuz zamanda Amerika'ya bunun bilgisini verdiğini, evet, verdiğinizi belirtiyorsunuz. Devletin mafya ile olan ilişkisi sizin MİT'te görev yaptığınız dönemlerde çok eleştirildi. Devlet mafya ile neden birlikte çalıştı diye. Buna verebilecek cevabınız var mı? Herkese merhabalar. Bugün Türkiye'nin kara kutusu diye tabir edebileceğimiz bir dönemin tanığı, çok özel görevlerde bulunan MİT Kontrterör Başkanı Mehmet Eymür'le birlikteyiz. Tabii ki benim için çok heyecan verici bir yayın olacak. Çünkü nereden başlayacağımı bilemiyorum. Sayın Eymür, çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Şimdi çok gerilere gideceğiz ama eğer izin verirseniz gündemle başlayalım. Siz 33 yıl bildiğim kadarıyla MİT'te görev yaptınız. Sonrasında bir Amerika döneminiz var. Evet. Şu anda bir pandeminin içerisindeyiz ve bu pandemiyle ilgili iddiaların başında küresel güçlerin bu pandemi olayını planlayıp piyasaya sürdüğünü söylüyor. Amerika'da bulunduğunuz dönemlerde küresel güçlerden herhangi biriyle bir araya geldiniz mi? Bir ilişkiniz oldu mu? Küresel güçlerden biri CIA. Onlardan tanıdıklarım var tabii. Ama bu küresel güçler hakkındaki iddialara pek katılmıyorum. Dünyayı idare ediyor lafları. Biraz abartılmış bir şey. Dünyayı idare etmek çok zor. İşte nitekim bir virüs çıktı. Bütün dünya alt üst. Yani başta Amerika olmak üzere. Biz burada içtiyse aşı maşı buluyoruz da Amerika'daki tanıdıklar hala aşı olamamışlar. Buradan küresel güçlerin Amerika'yı gözden çıkardıkları anlamını da çıkarabilir miyiz acaba? Zannetmiyorum. Çünkü bu bütün dünyada yaygın olduğu için olan hadiseler. Yani belki derseniz yani Çin bunu yaptı diye birazcık daha mantıklı gelebilir ama ben pek kontrollü bir şey olduğunu zannetmiyorum. Peki hazır Amerika'yı konuşuyorken sizin kitabınızda da yer verdiğiniz o çok meşhur 11 Eylül olayları. 11 Eylül'den 40 gün önce görevde olduğunuz zamanda Amerika'ya bunun bilgisini verdiğinizi belirtiyorsunuz. Bu bilgiyi ilettiğinizde nasıl karşılandı? Herhangi bir tedbir aldılar mı ve devamında ne oldu? Bu bilgi olduğunda Amerika... Ve bu bilgi size nereden gelmişti? Bu bilgi olduğunda Amerika'da yaşıyorduk. 8 sene kadar Amerika'da kaldık. Bu bilgi bir şekilde görevdeyken muhatap oldum. Ülkücü asıldı. Ondan sonra bir takım yan işlerde bize yardımcı olan operasyonlarla özellikle Abdullah Öcalan'la ilgili faaliyetlerimiz sırasında yardımcı olan ev tutma gibi, ondan sonra malzeme taşıma gibi yardımı olan bir, aynı zamanda da uyuşturucu işi yaptığını duydum. Sonradan birisinden aldım. Bu kişi Amerika'ya geldi, bu bilgiyi bildirdi. Çok büyük bir eylem yapacaklar dedi. Kendisinin İran istihbaratı ile ilgisi olduğunu söyledi o zaman. Bunların hepsini not aldım. Tanıdığım Türkiye masasına bakan bir hanım vardı. Onu çağırdım eve. Geldi, dedim böyle böyle. Otelde kalıyor. Görüşmek istiyorsanız çağırayım, görüşün yahut kendiniz arayın, görüşün. Ama dediler biz yani
uyuşturucu işi yapan birisiyle kesinlikle görüşemeyiz. Ondan sonra sizin verdiğiniz bilgiler yeterli bizim için dediler. Pek dikkate almadılar. Hayret ettim dedim ya bu kadar şey. Nitekim 11 Eylül oldu. Bunlar bir tutuştular geldiler. O adam nerede? O da görüşebilir miyiz? Adam Allah'tan Amerika'daymış. Orada şeyler almış, mal mülk almış, şey yapmış filan falan. Ondan sonra görüştürdüm. Ama neticesi nedir? Ne oldu? Onlarla ondan bir ilişki kurdular mı? Devamlı bir ilişki. Ondan sonra ne adamı gördüm ondan sonra ne de diğerlerinden bir bilgi aldım. 11 Eylül olayları ile ilgili Amerika'nın daha önceden haberi olduğunu, hatta kendi kontrolünde gerçekleştirdiğine dair iddialar öne sürüldü. Buna katılıyor musunuz? Onlara da inanmıyorum. Çünkü Amerika'da yani bizim gibi değil ki. Amerika'da bir denetim var. Bir sorguluyorlar. Bir şey olduğu zaman başkanı bile sorguluyorlar. Nitekim Clinton'u biliyorsunuz sorguladılar. Evet. O seks skandalı. Oval Office, Monica Lewinsky olayından sonra sorgulandı. Evet. Yani şimdi gizli bir faaliyet 2-3 kişiden fazlası olduğu zaman şeyler öyle bir yani o 11 Eylül gibi bir faaliyet en azından 40-50 kişinin bilmesi gereken bir şey. Bu da pek sağlıklı bir şey değil. Bir takım iddiaların hiçbir temeli yoktu. Biz oradaydık. Ölenlerin isimlerini şey diyordu. Hiç Yahudi ölmedi dediler. Bir sürü Yahudi ismi vardı. Yani belli isimlerinden belli Yahudi oldu. Ha, ama Amerikalı Yahudi değil de neticede Yahudi yani. Yahudi yok dediler hiç ondan sonra öyle. Onlar filan hepsi pek uydurma bilgilerdi yani. Karşılığı olmayan bilgiler. Karşılığı olmayan. Yani o zaman kendileri bile neydi ölen adam organize eden 11 Eylül. Bin Laden. Bin Laden'in bile bu kadar bir tahribat yapacağını, o kulenin çökeceğini hiç düşünmedik diye beyanı var yani. Onlar bile şaşırdılar o kulenin çökmesine. Ben olaylardan 5 yıl sonra Amerika'ya gittiğimde etrafı çevrilmiş olan ikiz kulelerin orada hala büyük bir dramın yaşandığını, içler acısı karelerin olduğuna tanık evet. olmuştum. Hala insan eşyaları, işte kıyafetten parçalar olduğunu gördüğümde çok etkilenmiştim. Peki, ülkemize gelelim isterseniz. 90'lı yıllara gideceğiz çünkü Mehmet Eymür röportajına hazırlanırken öne çıkan başlıklardan biri faili meçhul cinayetler, işkenceler, en öne çıkan iki başlık o dönemi ve devlet-mafya ilişkisi. O dönemi konuşacağız ama yakın tarihten biraz ilerleyelim. 15 Temmuz gecesine gidelim. 15 Temmuz gecesi biz normal insanlar için dehşet verici, şaşkınlık uyandırıcı bir geceydi. Eski bir MIT mensubu olarak, kontrterörün başındaki kişi olarak siz o geceyi evde miydiniz bilmiyorum ama televizyondan izlerken şaşırdınız mı? Hangi duygularla izlediniz? İzledim tabii ama yani bir takım sorular da hep kafamda vardı. Daha sonra da olan gelişmeleri dikkate aldığımda çok sualler kafamda uçuştu. Yani hala da aynı görüşteyim. Bu sualler MIT cephesinden sualler miydi? MIT böyle bir darbeyi nasıl daha önceden anlayamadı, darbe girişimini göremedi şeklinde sualler miydi? Şimdi yani bir Adil Öksüz ismi geçiyor.
Adil Öksüz hala haber yok. İçişleri Bakanı diyor, nerede olduğunu biliyoruz diyor. Ondan sonra neredeyse ondan sonra bir daha konu kapanıyor. Amerikalılar telefonunu arıyorlar. İşte vizesini iptal ettik diyorlar falan, böyle bir takım. Ama Adil Öksüz ortalarda yok. Sizce yaşıyor mu Adil Öksüz? Ben pek yaşadığını tahmin etmiyorum. Basına da yansıyan, aranan telefon mevzuunun altında başka bir neden olabilir mi? Amerikalıların aramasını. Evet, Amerikalıların Adil Öksüz'ün telefonunu araması. Şimdi şöyle diyeyim. Bu Fethullah Gülen organizasyonunun önemli isimleri, yani idareci vasfı olan önemli isimlerinin CIA ile ilgisi olduğu muhakkak. Adil Öksüz'ün de böyle bir ilişkisi olduğu benim gözümde kesin. Kesin olarak öyle bir ilişki. Peki MIT'le ilişkisi olabilir mi? Olduğunu şey diyorum. MIT'le ilişkisi iddia da var. Hatta yakında PKK'nın elinde olup öldürülen iki MIT'çinin ifadelerinde de bunu belirten bazı bilgiler var. Allah rahmet eylesin. Onlara da çok acıdım. Tabii hep ailelerini de düşünüyorum onların. Tabii. Uzun müddet baskı altında kaldılar. Bir takım şeyleri anlatmak zorunda kaldılar. Ondan sonra. Neyse, yani bu Adil Öksüz konusu, Amerikalıların araması, tahmin ediyorum o cihazının elinde olmamasından dolayı. Bir cihazı vardır tuvalette sakladığı, sonra bulunan. Evet. O cihaz basına da yansımıştı bu. O uydu üzerinden yer tespit ettiren cihaz mı? Yer gösteren cihaz değil o. Esasında uydu üzerinden muhabere yapmaya yarayan bir cihaz. Haberleşmeye yarayan bir cihaz. Evet. O cihazı olmadığı olmayınca herhalde Amerikalılarla irtibat kuramadı diye düşünüyorum. Onun için arandığını varsayıyorum. Amerikalılarla irtibat kurabilseydi, cihaz yanında olsaydı Adil Öksüz için ne değişirdi? Belki bir takım şeyler, talimatlar verirlerdi. Şuraya git, şundan görüş. Şu gemiye bin, buraya gel. Bir şeyler, bilgiler verebilirlerdi yani. Peki, yakın tarih... Bilmem, tatmin olmadınız gibi geliyor. Yok, hayır. Estağfurullah, rica ederim. Yakın döneme dair bir diğer başlık, Kaşıkçı cinayeti. Ben bu yakın dönemi hızla geçip 90'lara gitmek istiyorum. Tamam. Kaşıkçı cinayeti sahiden de açıklanmaya mazhar bir cinayet. İçeriye giren bir gazeteci... Ne olduğu bilinmeyen bir sonuç. Kaşıkçı acaba içeride asit dökülerek mi yok edildi? Yoksa Suudi Arabistan'a mı götürüldü? Amerika'nın bunda parmağı... İkisi de olabilir çünkü uçakla uçakları vardı. Özel uçakla şey ettiler. Bir takım şeyler taşıdılar, maşıdılar filan. Yani götürmüş de olabilirler. Asitlerini yakmış, şey etmiş de olabilirler tabii. Kaşıkçı bu kadar önemli bir gazeteci, daha doğrusu bu kadar tehlikeli bir gazeteci miydi? Herhalde Suudi Arabistanlılar için öyle. Çok fazla bilgim olduğunu söyleyemem. Yani Kaşıkçı hakkında, evliyatı hakkında, ne gibi faaliyetler yaptı hakkında çok fazla bilgim yok. Ama şeyler iyi bir çalışma yapmıştı Ferhat. Ünlüler ondan sonra Cumhurbaşkanı'na filan da arz ettiler. Birçok husus ortaya çıkmıştı yani.
rolleri, şeyleri, konuşmalar. Ben de onlardan biliyorum yani. Şey, evveliyatından ilgili çok fazla bilgim yok Kaşıkçı hakkında. Geçtiğimiz günlerde Tanzanya Cumhurbaşkanı şüpheli şekilde öldü. 15 gün ulaşılamadı ve ardından işte cesedine ulaşıldı. Keza işte daha önceki zamanlarda Kaşıkçı. Sizce yine suikastler dönemine girmiş olabilir miyiz dünya? Her zaman var suikastlar. Bilinen var, bilinmeyen var tabii. Bazıları biliniyor, ortaya çıkıyor. Bazıları da bilinmeden öyle atlayıp gidiyoruz yani. Peki bilinmeyenlere geçelim mi 90'lı yıllara? Faili meçhullere geçelim mi? Onları epey aydınlattık zaten zamanında. Öyle mi? Peki. Abdullah Çatlı ile tanışıyor musunuz? Bir kere görüştüm. Ankara Oteli'nde mi? Yok. İstanbul Bebek, Küçük Bebek'te bir lokantada. Hangi sebeple görüşmüştünüz ve görüştüğünüz dönemde Çatlı aranıyor bir muydu? Tanıdığım benden habersiz onu beraberinde getirdi. Ha, planlı bir buluşma planlı değildi. Planlı bir buluşma değil. O zaman biraz hatta münakaşa oldu aramızda. Ben ülkücülükle uyuşturucu kaçakçılığı bağdaşmadığını kendisine söyledim. O da bana bizim durumumuzda olursanız siz de yapardınız diye cevap verdi. Ondan sonra... Neydi Çatlı'nın o günkü durumu, bunu yapmaya iten durumu? Şeydi, yurt dışında aranıyordu bir kere. Evet. Yurt dışına çıkmıştı işte ailesini geçindirmek için filan. Ama yani bütün ideallerini... bırakmış, boş vermiş ondan sonra ideallerini. Yani Kürt PKK'lı adamlarla uyuşturucu işi yapıyordu. Bunun yani ülkücülükle ne gibi bir ilişkisi olabilir? Hiç mi başka yapacak iş yoktu yani? Bir restoran işletir, bir ne bileyim bir ufak bir iş kurar. Bir şeyler yapabilirdi. Bu ikazları Çatlı'ya yaptığınızda mı aranızda münakaşa evet, başladı? Evet, tabii tatsızlık oldu. Öyle bir yemeğimiz oldu işte. Ama sanıyorum MİT uzun süre Çatlı'yla bu anlamda çalıştı. Biliyorum, biliyorum Çatlı'yla çalıştığını ama muhaliftim her zaman. Çünkü kimin kimi kullandığı belli olmuyordu bu sefer. Yani hem uyuşturucu iş yapıyorlardı, hem bizimkilerle görüşüyorlardı. Sayın Emir, nasıl bir anlaşma oluyordu? Yani Çatlı'ya bir görev tebliğ ediliyor, karşılığında da belli olanaklar mı tanınıyordu? Alışveriş nasıl oluyordu? Yaptıkları hiçbir iş yok doğru dürüst. Yani Asalay'la mücadelede kullanıldılar. Asalay'ı Çatlı mı bitirdi? Yok canım yani. Hiç alakası yok. Biz Paris'te mezarlıkta bir Ermeni anıtına bomba koydular. O kadar yaptıkları en büyük eylem. Çatlı'nın? Evet. Asalay'ı kim bitirdi? Asalay'ı kendi gene Ermeniler örgütü, bir başka Ermeni örgütü daha vardı, o bitirdi. Fransa'da yaptıkları eylemden sonra destekleri, Fransa'nın desteğini filan çekti. Avrupa tamamen arkasından çekildi. Ve ondan sonra işte Atina'da Ermeniler öldürdü yani. Türkiye'yle hiçbir ilişkisi yok. Ama öldürdü diyen çok çıkıyor. Soner Yalçın'ın kitabında da evet. Şeyin üç silah çürü diye ondan sonra o kitapta bir
sahte kahraman yaratıldı. Ondan sonra Alaaddin Çakıcı ben yaptım dedi. Ya bunların hiçbiri doğru değil yani. İran Bey'den yaptığını söylediler Atina'da. İran Bey'in Atina'da öyle bir eylemi olmadı. İran Bey... Sizin çok yakın dostunuz diye tabii, hatırlıyorum tabii, ben. Tabii, abimdi yani. Abimdi, amirimdi. İran Bey, Lübnan'da ki Asala'nın kuruluş yeri orası, merkezi de orasıydı. Lübnan'da Asala'yı bitirdi ve Yunanistan'a taşıdılar merkezlerini. O kadar bir şeydi yani. İran Bey'in faaliyeti Lübnan'dadır. Başka bir yerde olmadı. Yani Asala'nın mücadelede bir Kerkük'lü ekip vardı. O da yani Türkiye'de şey etmiş bir Kerkük'lü başındaydı. Onlar da Norveç'te, Morveç'te işte daha kuzeyde bir takım şeyler yaptılar. Onlarınki daha samimiydi yani. Abdullah Çatlı'ların yaptığından. 90'lar mafyanın çok yoğun olarak gözlemlendiği dönemler. Bugün Türkiye'de hala mafya var mı? Tabii canım. Hiç eksik olmaz. Mafya da konsept değiştirmiş olabilir mi? Evet, birazcık daha Türkiye'deki mafya birazcık daha böyle yüksek kademelere doğru çıkıyor. İçerik değiştirmiş olabilir diyorsunuz. Olabilir, evet. Peki. Devletin mafyayla olan ilişkisi sizin MİT'te görev yaptığınız dönemlerde çok eleştirildi. Devlet mafyayla neden birlikte çalıştı diye. Buna verebilecek cevabınız var mı? Şimdi şöyle yani bir yerden haber alabilmek için o yerin içinden birilerini kullanmanız lazım. Yoksa şimdi biz size rica etsek mafyanın içinden birilerinden bir şey yap diye nereden öğreneceksiniz? Ama içinde olan kişi, o işlerin içinde olan kişi yani haber alma imkanı vardır. Onun için kullanılır yani kullanılmaz diye. Yani istihbaratın şeyi bu. Özü bu. Örgüt içinden, ondan sonra mafya içinden, kaçakçılık içinden adamları bulup kullanmak. Bunu polis de yapıyor, istihbarat teşkilatı da yapıyor. Ve bunun çeşitli şeylere bağlı, parayla karşılığı yapan da var. Ondan sonra bir intikam gücüyle yapan var. Yani bu oluyor. Onun için aynı şey değil. Yani mafyayla iç içe olmakla eleman kullanmak ayrı şeyler. Mehmet Eymür'ün MİT kontrterörün başında olduğu zamanlara bakıldığında işkence dönemlerinin ismi çok geçiyor. MİT işkence konusunda bir yol değişikliği, harita değişikliği yaptı mı yoksa her zaman o işkenceler var mıydı? Eleştirilen şimdi işkenceler. Şimdi benden ilgili benim analiz adlı kitabımda Ziver Bey'de benim çalıştığım dönemi anlattım. Çok da samimi bir şekilde anlattım. Yani bir kere sorgu dediğiniz şey tatlı bir şey değil ki. Yani bir suç işliyorsunuz, yakalanıyorsunuz, bir yere götürülüyor. Hayatınız kısıtlanıyor, gözünüz kapatılıyor. Ondan sonra bir hücrede şey diyorsunuz. Bu bile insanda rahatsızlık yaratan bir şey. Yani gözlerinizin kapatılması bile bir rahatsızlık yaratan bir şey. Ne olacağınızı düşünüyorsunuz, neye muhatap olacağınız. Şimdi sorgu işkence yapmak değildir. Yani sorgu bir beyin cimnastiği, bilgiye dayanan bir şey. Sorgu
yakalanan, her suç işleyen insanın sorgulanmadığını düşünürseniz nasıl bir dünyada yaşarsınız? Ama o döneme dair gözlerimi kaybettim, yürüyemiyorum diyen insanlar var. Aslında sormak istediğim şey şu, sorgulamanın yani bir... Yani ben yok demiyorum, ben kendim için evet. diyorum. Sorgu bir şey, yani beyin şeyi karşılıklı. Yapılan o beyin jimnastiği miydi? Evet. Yani o söylenmesi istenen şeyi hangi tekniklerle Tabii. alıyordunuz ve bunun aslında MIT içerisinde bir kuralı kaidesi var mı? Bir şablonu var mı? Onu sormak tabii, istiyorum. Tabii tabii yani. Ve burada inisiyatif kullanıp art niyetli şeyler yapılabiliyor muydu? Sorgu çok enteresan bir şeydir. Yani bu analiz adlı kitabımda var. Ziver Bey'de olan bir şeyden bahsediyorum. Bir tane şey vardı, yüzbaşı, müstafi yüzbaşı, örgüt mensubu. Bunu bayağı şey etmişler, konuşturamamışlar bir türlü. Hiç gık diyemiyormuş ondan sonra. Bunu falakaya yatırmışlar, elektrik vermişler. Dalga geçiyormuş, ya bugün elektrik yok mu, romatizmalarım çekti diye filan. Şimdi böyle bir adam. Ben bu adamla da arkadaş oldum. Bana her şeyi anlatıyordu. Siz hangi yolu kullanarak anlattırdınız? Niye dedim şey ettin? Çünkü hakaret ediyorlardı, kötü konuşuyorlardı diye. Yani psikolojik bir şey bu. MIT'in içerisinde inisiyatif alanı nasıl? Ne alanı? İnisiyatif. Mesela bazı her insan birbirinden farklı olabileceği gibi bazı banka müdürleri de kötü niyetli olabilirler. Bazı öğretmenler tabii, de haber tabii, bültenlerine tabii, tabii, yansıyor. Her yerde, her yerde. MIT'in içerisinde de o inisiyatifi doğru kullanmayanlar olabilir mi? Kesinlikle vardı. Siz buna tanık oldunuz mu? Oldum. Bir kişi bir hadiseye tanık oldum. Burada kontrol mekanizması yok mu? Denetim mekanizması yok mu? İdi o yıllarda. Şimdi tabii o çok önemli bir şey. Zaten MIT'te hala bir denetim mekanizması yok. Yani MIT'i kim kontrol ediyor? Biliyor musunuz? Yok öyle bir şey. Ben çok kere söylediğim bir şeydir bu. Yani MIT'e şimdi bir de kanununda değişiklik yaptılar. İsmini bile bir yerde geçirseniz suç haline geliyor. Yani eskiden belli bir şeyleri tenkit edebilirdiniz, şey edebilirdiniz. Şimdi bir anlamda dokunulmazlık mı geldi MIT'e? Dokunulmazlık geldi. O zaman bir yere yani Amerika'da senato yapıyor bu işi. Türkiye'de böyle bir makam yok. Yani bugün Türkiye'de MIT müsteşarlığını kontrol eden hiçbir şey yok. Mekanizma yok. MIT müsteşarı ne istiyorsa yapabilir. Böyle bir durumda yani. Bu da tabii... Bu eksik bir şey. Bir eksiklik. Ya bu sorduğunuz sualle daha geniş kapsamda cevabı. Evet. Tabii sorguların da buna göre bir yerde bir adalete yansıdığı zaman birilerinin çağrılıp sorgulanması lazım. Yani sen bunu niye dövdün? Evet. Niye bilmem falakaya yatırdın, elektrik verdin adama falan diye sormak lazım. 15 Temmuz'a tekrar dönersek hemen arkasından Kozmik Oda. Kozmik Oda'nın açılması sizce bazı zararları oldu mu? Olduysa hangi zararları? Bugüne yansıyan hangi etkileri olabilir Kozmik Oda'nın açılmasının? Şimdi şeyin
Kozmik Oda'daki seferberlik tetkik kurulu dedikleri eskiden ondan sonra özel harbin, özel kuvvetlerin diyelim kaç ismi var seferberlik tetkik kurulu şey ondan sonra özel harbin, özel kuvvetlerin şimdiki yeni şeyi. Beyaz kuvvetlerinin yani sivil unsurlarının filan isimleri var. Bunlar ortaya çıktı. O çok önemli tabii yani. Yani bir Türkiye'de bir olay olduğu zaman işgal edildiği Türkiye'nin belli bir yerleri orada mukavemet gösterilecek gömülü silahları kullanacak kimselerin isimleri var. O tabii büyük bir zarar verdi. Bunların ifşa olması tehlikeli bir durum mudur? Tehlikeli durum tabii. Yani o isimlerin bilinmesi gizli bir şey, görev. O isimlerin bilinmesi, silahların da bilinmesi demek. Ondan sonra... Yani özeler çok tenkit edilecek durumları da var. Çok milli olmayan unsurlar da içinde mevcut benim gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Yanımda çalışan kişiler oldu, özel harpçi kişiler. Çoğu Amerika'da eğitilmiş. Ondan sonra özel harp şeylerini, eğitimlerini görmüş kişiler de var. Çok yanlış işler yapanlarını gördüm. Ondan sonra işte bu katliamlar yapılıyordu bir takım. Mehmet Ağar'ın isminin de geçtiği şeyler. Orada yani özel harpçiler de vardı o gruplar içinde. Mehmet Ağar ismini siz kullandınız. Onu da soracaktım. Biliyorum ki çok eski arkadaşınız Mehmet Ağar. Fakat ne olduysa sonra yollar ayrıldı. Bu basına yansıyan ya da bizim nezdimizdeki imaj şöyleydi. Güçler savaşı. Öyle miydi sahiden? O, Mehmet Ağar'la bir rekabete girmiş olabilir misiniz? Mehmet'in size. Evet. Şimdi bu çok işi şey etmek için, sulandırmak için yapılan bir tarif. Bizim yani çekişmemiz için bir sebep yok ki. Aynı görevde değiliz. Aynı şeyler değiliz. Benim görevim kaçakçılığa bakmaktı. Terörle uğraşmaktı. Kaçakçılık ve terörle sahasına giren konularda doğru çalıştığımı düşünüyorum. Yani yapmam gerekeni yaptım. Bunun iki Mehmet'in kavgası diye şey edilmesi sadece sulandırmaktan ibarettir. Mehmet Ağar denince akla hemen derin devlet ifadesi geliyor. Mehmet Ağar'la benim Ankara'daki evime Ankara'ya geldiği zaman gelir kalırdı. İyi münasebetimiz vardı. Ben de rahmetli Hiram Bey de ona çok nasihat ettik. Mehmet Ağar benden küçüktür yani. Nasihat ettik, yapmamasını söylediğimiz şeyler. Şunlarla görüşme dedik. Ondan sonra dedi başbakan da görüşüyor. Başbakan siyasi adam, sen polis müdürüsün. Ondan kimlerle görüşüyordu Mehmet Ağar o dönemde? Her türlü adamla görüşüyordu, her türlü. Şeyden, yurt dışından, yabancı servislerden bilgi geliyordu. Belçika'dan hatırlamıyorum. Ondan sonra işte kaçakçıların belli bir numarayla görüştüğü
Bunu diyorlar, emniyetten sorduk, cevap gelmedi. Ya, bir ara bakıyoruz, Mehmet Ağar'ın telefonu. Yani o kadar bariz şeyler çıktı ki. İşte Şükrü Balcı vardı o zaman. Evet. Meşhur. Gelmiş geçmiş el yolsuzluk yapan şeylerden, emniyet evet. müdürlerinden birisi. Çok çıkarını kollayan bir adamdı yani. Çok yolsuzluğu vardı, çok. Peki. Hepimizde yeni dönemde şöyle paranoyalar var. Aman telefonumuzu uzağa koyalım, dinlenmesin. Sahiden de MIT hepimizi dinliyor mu? Vallahi herkes dinlenmesi mümkün. Yani konuşurken telefonumuzu hep uzağa koyalım mı? Ya fark etmez ki. O zaman sessiz konuşmanız lazım yani. İsterse sus. MIT dinleyebilir mi? Beni, dinleyebilir kameraman ama arkadaşımı. Tabii şimdi bu bir kapasite meselesi. Yani dinlemek de... Amerika şimdi şeyi dinliyordu. En büyük dinleme tesisleri Amerika'da. O 11 Eylül, evet. 11 Eylül oldu. Arkasından o 11 Eylül yapan şeylere oturma izni çıktı. Ölen adamlara, uçakla çarptı ölen adamlara. Muhammed Atta vardı, evet. Evet. Onlara yani o kadar fazla bilgi de kullanamadıktan sonra. Oturma izni neden çıktı? İşte ne kadar komedi tam ya. Anlamak mümkün değil, evet. Komedi yani. Birbirinden şey etmeyen bir sistem yani. Amerikalıların. Mükemmel dedikleri sistem. Şimdi neticede oturup binlerce bilgiyi kompütürden geçirebilirsiniz ama değerlendirme yapamaz ki. Kompütür bir yere kadar yapar. Belli kelimeleri kullanılmıyor, ona bakabilirsiniz. Ama neticede oturup birisinin dinlemesi lazım. Yani neticede insan faktörü esas. Milyonlarca şey konuşmayı tespit etse ne olacak yani? Dinleyemez ki hepsini. Belki kripto kelimeler vardır. Kelimeler vardır. O kelimeler geçiyorsa şeyi dinliyorlar. Yoksa ben şimdi beni dinlesinler. Hiçbir korkum yok. Sizce sizi dinliyor olabilirler mi? Hiç, bence dinlesinler zaten yani. Emeklileri dinlesinler. Yanlış bir şey mi yapıyor, yapmıyor mu? Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda Doğu Perinçek bir programa konuk oldu. O programda sizin isminiz geçti. Doğu Perinçek'i belli şeylerle itham eden kişi, FETÖ'den ya, yargılanan, izlediniz mi? Seyredim. Ve o 40 soru. 40 soru, evet. Jülide Ateş'in programında. Evet. Doğu Perinçek'le ilgili iddialarda bulundu ve dedi ki Doğu Perinçek'i en iyi Mehmet Eymür anlatır dedi. Anlatmak ister misiniz? Kimdir Doğu Perinçek? Doğru. Ve sizi neden hedef gösterdi? Neden sizin anlatmanızı istedi o kişi? Şimdi Doğu Perinçek enteresan bir adam. Doğu Perinçek'i Aydınlık dergisinden tanıyoruz. Biz Türkiye'deki ilk Amerikan casusunu rahmetli İrem Bey, ben yakalanmasında önemli rol aldık. Ben takip şube müdürüydüm o zaman. Ondan sonra gizli yürütülen, teşkilat içinde bile gizli yürütülen bir faaliyette. Müsteşarın bilgisi dahilinde tabii. Ondan sonra Sabahattin Savaşman, emekli bir subaydı. Ondan sonra istihbarat başkan yardımcısıydı. Yani üst seviyede bir şeydi. Başkan yardımcısıydı.
Biz bunu işte takip ettik. Suçüstü yaptık sonunda. Amerikalıyla beraberken paralarla, dokümanlarla, şeylerle hepsini yakaladık. Perinçek bunu Aydınlık Gazetesi'nde bizim esas CIA ajanı olduğumuz ve onu örtmek için böyle bir tertip yaptığımızı şeydi. Adreslerimizi verdi, isimlerimizi verdi. Ondan sonra Hiram Bey'in ev telefonuna dahil her şeyini verdi. Araba plakasını, resmini. Hiram Bey'in öldürülmesi Perinçek'in ifşa etmesine mi bağlı diyorsunuz? Kesinlikle. Kesinlikle de hedef gösterdi. Ben bunu kaç kez söyledim. Savcılar duysun bunu dedim. Ama hiçbir şey olmadı. Şimdi bakın, bir misal vereyim size. Çiller Özel Örgütü. Duydunuz herhalde. Evet, demiş. Evet. Çiller Özel Örgütü'nün başında olanlardan biri de benim. Kimle? Mehmet Ağar'la. Abdullah Çatlı'yla. Şimdi bu Perinçek'in iddiası. Kitap yazdılar bu konuda. Kitapta da bir şey var, resim çekmiş. Ondan sonra Çiller'in kocası Özer Çiller. Özer Çiller birisinden şey oynuyor, tavla oynuyor. Yahut İskambil oynuyor, şimdi hatırlamıyorum. Onun kaçakçı bilmem kim olduğunu iddia ediyorlar. Silah, nükleer silah kaçakçısı ondan sonra. Ve bu Almanya'da Fox mecmuasında filan da çıktı. Almanya'da bir hakim şey açtı bununla ilgili, dava açtı Çiller'ler önce. Tamamen yalan. O resmin tamamını buldum. Yayınladım da bunu. Aydın Doğan, Çiller, ondan sonra eski Deniz Kuvvetleri Komutanı bir Avrupa'da bir toplantı yapmış. Herhalde hastane ziyareti gibi bir ziyaret. Beraberler orada tavla oynuyorlar bir şeyler. O tavla oynayan kaçak dedikleri adam da bir mimar. Size bir yollarım onu sonra. Çok enteresan bir şeydir. Yani. Peki neden böyle bir yola tevessül ediliyor? Hayatı adamın yalan üzerine. Hayatı yalan üzerine. Abdullah Öcalan'ın resimlerini görmüşsünüzdür. Evet. Ben yayınladım onları. O çiçek veren, ondan sonra sarmaş dolaş öpüşüyorlar, şey diyorlar. Birlikleri dizmiş, komutan gibi geziyor. Onları, hepsinin elini sıkıyor. Yani böyle bir adam. Belli ki bir yerlere çalışıyor. Belli ki ondan sonra... O bir yerler neresi? Amerika mı? %99 yani. %99. Almanya'da çünkü bir boş dönemi var. İşte işçi olarak çalıştım diyor ama nerede çalıştığı belli değil. Ondan sonra herhalde o eğitim safhası o Almanya'da yapıldı. Ondan sonra yani ortalığı her zaman karıştıran, hiçbir partide olmayan, imkanlara sahip, genç kolları var. Ondan sonra sokak hareketlerini yapabiliyor. Gazetesi var, televizyonu var. Bunun bir herhalde bir şeyi olması lazım. Susurluk, aydınlatılamayan, anlaşılmakta zorlanan
aslında belki de çok apaçık olan ama sizin anlatımınızla şimdi çok daha anlam kazanacak bir konu. Siz bir röportajınızda susurluk ve ergenekonu eşleştirerek birbiriyle ilintisinden bahsettiniz. Arada bu kadar zaman varken susurluk ergenekona nasıl sebep olabilir? Vallahi ergenekon gene benim bildiğim ergenekon şeması filan Perinçek'in masasından çıktı. Yani o, bir takım belgeler çıktı o zaman. Onun içinde de Perinçek vardır yani. Zaten hapis yattı filan. Evet. Yani her yerde çıkıyor adam. Allah'a şükür. Ondan sonra. O şeyi hatırlamıyorum. Susurluk'la bağlantısını. Susurluk çetesi iktidarı ele geçirmeye çalışan bir çeteydi ifadesini yani kullandınız. Benim ifadem o raporda da vardır. Evet. Eğer bunların önü alınmazsa ya ileride siyasi cinayetlere ve siyasete de bulaşırlar diye. Özal'ın bununla bir ilgisi olabilir mi? O da mesela örtbas edilen bir cinayetlerden biri. Kemal Orzum'un adı geçti o zaman. Evet, işte. Evet. O da mesela Özel Harp'le ilişkili bir adam. Kahveci? Kahveciyi bilmiyorum. O da enteresan bir adamdı ama bilmiyorum. Masasını arayan filan resimleri filan vardı. Mikrofon arayan. Bilmem gördünüz mü onları? Evet, evet. Adnan Kahveci. Evet. Ben sizinle biraz magazin de konuşmak istiyorum. MIT'in magazinsel kısmını da konuşmak istiyorum. İster istemez hani filmlerden de tabii çok etkileniyoruz. Sizin üzerinizdeki monta bakarken sanki fermuarınızda kamera varmış gibi ya da ne bileyim işte bu buralarda bir yerlerde dinleme cihazı. Teknik şeyleri merakım var tabii çok. Benim babam da teknik bir adamdı MIT'in de. Babanız da MIT mensubuydu değil mi? Babam MIT'in teknik kısmının kurucusu. Yani sonradan Basri Aktepe'nin de evet. Bir ara çalıştığı teknik kısım çok önemli bir yer çünkü. Bütün dinlemeler ondan sonra en gizli faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerden biri. Peki bu casusluk aletlerinden biz hani kamera, dinleme cihazı falan diyoruz. Hiç aklımıza gelmeyen, filmlere de konu olmayan bir materyal örneği verebilir misiniz? Sizin de kullandığınız. Vallahi şimdi mesela bu prizlere takılan çoklu prizler, şeyler hepsi dinleme aleti olabilir. Ondan sonra üste taşınan bir sürü şeyler. Yani kalemin ucunda ufacık bir delik. Hatta bizim zamanımızda bile vardı. Arabanın anteni, anteninde küçücük bir delik. Ondan sonra arabanın içi boş olsa bile o uzaktan döndürürsün. Bir yeri gözetlemek için. Kumanda edilebilir. Bir yeri gözetlemek için kullanıyorduk yani. Ki şimdi dijitalin bu kadar ilerlediği bir evrede. Neler vardı, neler yani. Artık gizli hiçbir şey kalmayacak galiba, ne dersiniz? Evet, öyle yani. Zaten yoktu. Genelde her yer dinleniyordu zaten. Şimdi daha da görsel olarak da mümkün. Dronlarla zaten. Bir de havadan da insanı izliyorlar. Teknoloji tabii. Aksiyon filmlerinde kadın casusların hepsi çok güzel. Yok. Siz görevde olduğunuz zamanlar işe alacağınız casus adaylarında fiziki bir standart arar mıydınız? Şimdi şöyle, ben takip memurluğu yaptım.
takip memurluğu çok standart insanlar olması lazım. Dikkat çekmeyen ondan sonra. Yani çok güzel olursa herkes döner bakar. İkinci karşılaşmada bir daha Allah Allah kadın nereden çıktı gene peşimden mi geliyor diye. Daha silik silüetler tercih ederdiniz ki hafızada kalmasın. Evet. O Rus ajanlar falan onlar hangi onlar görevlerdi? Onların görevi başka tabii onlar. Yem onlar yem. Erkekleri etkilemek. Etkilemek tabii. Ve istenileni almak evet, üzere. Evet, evet. Sizin çalıştığınız dönemde biz tabii MİT dendiğinde daha erkek hakimiyetinin olduğu, kadronun daha erkek üzerinden oluşturulduğu bir yer canlandırıyoruz. Kadın çalışanlar mesela hangi görevlere gönderilirdi? Sahaya çıkan kadın çalışanlar, ajanlar hangi görevlere gönderilirdi? Benim işte dediğim gibi yani dairede bir sürü hanım değerlendirmelerde, şeylerde operasyonelden ziyade daha çok değerlendirme, masa başı görevlerde çalışırlardı. Benim ilk takip şeyinde benim zamanımda ben takip müdürü olduğum zaman hanım personel de kullanmaya başladık. Çünkü daha şey oluyordu yani bir arabada bir iki erkeğin oturması başka. Bir kadından bir erkeğin oturması bir köşede durup da ondan sonra oturması daha dikkat çekmiyordu yani. Çünkü saatlerce bazen birisini bekliyorsunuz o eve girdi çıktı. Tabii etraftan da dikkat çeker. İki adam oturuyor. Tabii. Ama bir hanımın olması hadiseyi daha kolaylaştırabilir. Çok fark ettiriyor, çok fark ettiriyor. Sayın Eymür, kolay bir yaşam değildi sizinki herhalde. Ben tabii çok isterdim eşinize de sormak. Şimdi anlattığınız dönemler, 90'lı yıllar, faili meçhul cinayetleri konuştuk, işkenceleri konuştuk. Abdullah Çatlı'yla bir şekilde de olsa görüşen bir kocası varmış eşinizin. Zor bir hayatı, hiç şikayeti olmadı mı? Ya da yani Mehmet bu işler ne işler dediği zamanlar oldu mu? Vallahi bazen tabii sıkıntı yarattı. Mahkemeler bilmem neler bir sürü şey geçirdik ondan sonra. Ben de mesela evde arama yaptılar. O işte... Ondan sonra gittik Ankara'ya götürüldük. Ondan sonra Ergen şeye savcıya dedim ki yani niye yaptınız bu? Dedim Mehmet Bey biz sizin arşivinize ulaşmak için dedim sayın savcım söyleseydiniz getirirdik. Orada işte bir sürü şey anlattık o 40 kişilik ölüm listesini filan. Evet. Ondan sonra gazetelik olduk gazetelerde. Eymür şey yaptı, ortalığı duman etti diye ondan sonra şey yaptı filan diye. Yani o şeyde, aramada bana ait bir nüfus kağıdı, ondan sonra bir pasaport, bilmem işte bir hüviyet filan. Sahte olduğu için 2 yıl hapis cezası aldım ona. Halbuki o sahte belgeleri yaptıran bana bağlı dokümantasyon bölümüydü. Görev için mi yaptırmışsınız onu? Görev için yapmışlardı, verdim. Şartı kullanmamışım öyle duruyor. Bundan dolayı hapis cezası yedim ben. Şimdi bu anlattığınız bana Korkut Eken örneğini hatırlattı biliyor musunuz? Korkut Eken cezaevine girerken gazetecilere sadece devletten aldığım görevi yerine getirdim demişti ama cezaevine girmişti. Şimdi siz de diyorsunuz ki görev için edinilen bir sahte evrak cezai müeyyideye sebep oldu. Hayır bir de kullanılmış bir şey değil. Ama MİT'e sordular. MİT'tekiler de bizde bir bilgi yok diye cevap verince cezayı yedik. Cezaevine girdiniz mi?
girmedim. Denetimli serbestlik. Bir sene şeye gittim habire. Karakola. Ben buradayım deyip imza verdiniz. Evet. Psikolojik şeylere gittik. Denetimli serbestlik şeyleri var. Yani tuhaflıklarla dolu. Öbür yandan terörle uğraşanların sahte kimlik kullanması kanunen müsait. Hatta ameliyat bile olabiliyor. Yüz değiştirme ameliyatı. Yüz değiştirme ameliyatı. İsterse kendi ve ailesi hem ismini değiştiriyor, hem soyadını değiştiriyor, hem yüzünü değiştiriyor. Bu kanunda var. Devam eden bir kanun bu. Evet. Terörle mücadele kanunu diye. Çalışanların çünkü kolaylık getirmek için. Yani adam bir yerde ihbar edecek, şey yapacak. Evet. Onları o sebeple getirilmiş bir kanun. Ama işte böyle tenakuzlar da yaşadık. Kendi bağlı olduğum ünitenin yaptığı şeyden dolayı hapis cezası neticede sabıka oluyor yani bir de insanın. Sayın Emir, Mehmet Ali Ağca'yı tanıyor musunuz? Hayır. Biliyorum tabii de. Hiç karşılaşmadınız. Biliyorum da yani şahsen tanımıyorum. Hatta geçenlerde bir yerde benden görüşmek istediğini şey etmiş ondan sonra. Kim söyledi bilmiyorum. Bana söylediler. Ondan sonra... Ne söyleyecek olabilir size? Saçma sapan bir şey söyleyecektir yani. Ne yaptı, ne dediği belli değil adamın. Peki Papa suikasti bu akli melekelerinin dengesizliğiyle mi ilgili, yoksa emir aldığı mecralar olabilir mi? Olabilir, olabilir. Çünkü Papa o tarihte Macaristan'da bir şeyler, olaylar falan oluyordu. Onun da bir rolü vardı diye düşünüyorum. Yani bir yerlerden kurulmuş olabilir. Yönlendirilmiş olabilir. Yönlendirilmiş olabilir, evet. Son soru olarak şunu sormak istiyorum. Anlattıklarınızdan anlıyorum ki çok zorlu, macera dolu bir hayat. Tekrar dünyaya gelseniz yine MİT'te çalışır mısınız? Bu görevleri yapar mıydınız? Şimdi, yoksa şimdi, bir devlet memuru olayım, bir doktor olayım mı derdiniz? Şimdi şöyle, ben doğdum, gözümü açtım lojmanda. Yani büyüdüğüm zaman, kendimi bildiğim zaman lojmandaydım. Babali'de oturuyorduk o zaman. Babam MİT'te çalışıyordu. İşte yanımızda Hürriyet Gazetesi çıkardı şeyi, onların matbaası vardı. Böyle iki üç katlı bir binada, alt katta askerler yatar filan falan. Ben öyle. Ondan sonra Ankara'ya taşındık. Ankara'da lojmandaydı. Ben liseden mezun olana kadar hep lojmanda oturdum. TED Koleji mezunusunuz değil Koleji, mi? TED Koleji, evet. Babam işte bütün tekniğinin kurucusu. Ben ondan sonra babam İstanbul Bölge Başkanı oldu. Ben o tarihlerde üniversite öğrencisiydim. MİT'e girmek istedim. Babam ben varken olmaz dedi. Babam 65 senesinde emekli oldu. 65 senesinde MİT'e girdim. Babamdan sonra. Ondan sonra babam bana arada kızardı. Çok yaramazdım çünkü. Bu adam olmaz filan diye. Annem hep korurdu filan. Ama sonra iyi bir memur oldum. Babam da memnun oluyordu. Mete diyorlardı, şey diyorlardı. İşimi, görevimi iyi yaptım yani. O zaman sizin için MİT koridorlarında büyüdü diyebiliriz. Evet. Babanızı ziyarete gidiyordunuz herhalde çocukluğunuzda. Tabii. Yani alt katta babam çalışıyordu.
Sayın Emir, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sizi tanımak benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum vakit ayırdığınız için ve bir döneme birlikte projeksiyon tuttuğumuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Özellikle güzel Çerkes hanımlarından böyle sohbet etmek çok zevkli bir şey. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çerkezleri ayrıca sevdiğinizi biliyorum. Çünkü eniştemiz oluyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kızımıza çok iyi baktığınız için. Çok teşekkür ederim Sayın Eymir. Sağ olun. Çok mersi.